Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere bir yatırımcının en büyük yaptığı hata olan arkadaşlar panik olmaya ve sabırlı olmamakla ilgili kendi deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Ben arkadaşlar çok iyi bir şekilde hisse ve kripto bulabilmek adına yeterli bilgim ve tecrübem var. Lakin benim sabrım yok arkadaşlar. Sabırlı olmadığım için benim kazançlarım hep daha kısıtlı kalıyor. Çok yüksek paralar kazanamıyorum. Burada size asıl söylemek istediğim ne aldığınızdan ziyade aldığınız şeyi arkadaşlar biraz sahip olabilmek, biraz onu evladınız gibi sahiplenmek ve uzun süre tutabilmek. Aslında büyük yatırımcı Warren Buffett'ın dediği arkadaşlar bu hem borsada hem yatırım dünyasında kısa vadelilerin sürekli alım satım yaparak aslında uzun vadeye çalıştığı, yani panik olanların arkadaşlar aslında size para kazandırdığı bir yer gerçekten. Mesela bakın ben sizlerle yaşadığım birkaç tane kriptoda anımı paylaşmak istiyorum. Ama buna geçmeden önce sizlerden ricam arkadaşlar aldığınız bir şeye hani stop koyun, okey, stoplu önemli. Ama hedef fiyata gelmeden lütfen ufak düşüşlerde satmayın. Yani mesela ben şunu kastediyorum. Atıyorum bir pozisyona 1 dolardan girdiniz arkadaşlar. 80 cent stop koydunuz. Dediniz ki aslında 5 dolar satacağım ben. Değil mi anne? Mesela hedef koydunuz 5 dolar. Mesela o 1 dolardan 2 dolara gitti ya arkadaşlar. 2'den mesela düştü 1,5'a, değil mi hani? Hemen panik olmayın, ulan elimdeki azıcık kâr da gider demeyin. İşte benim yaptığım, benim bulduğum hisse ve coinlerde yaptığım en sık hata burası. Sürekli paniğe düşmek. Bunu aşmaya çalışıyorum. Bir türlü aşamıyorum. Borsada biraz törpülüyorum kendimi. Borsada kaç tane o düşüşten sonra arkadaşlar 7-8 tane hisse almıştım. İşte 5 tanesi kârda, 3 tanesi şu an zararda. Ama zarardaki tutmak istiyorum. Aldığım noktalar güzel. Hani biraz ben böyle kendi zayıf noktamı böyle kapatmaya çalışıyorum. Ama sizler de rica ederim arkadaşlar. Anlattığım gibi lütfen biraz daha uzun tutun. Mesela bakın arkadaşlar ben geçenlerde 31 Mart'ta şundan 4 gün önce ya. Çok değil sadece 4 gün önce. 47.340'tan win pozisyonu açmışım arkadaşlar. Buraya bakın. Win pozisyonu 47.340'tan açmışım. Win'i göstereyim. Hemen arkadaşlar basit bir analiz. Büyük bir kırılımı yaptıktan sonra pozisyona gireceğim için dalmışım arkadaşlar. Tabi biz hemen ucundan kırmadı. Biraz yükseldi 47.000. Bizim giriş seviyelerimiz şuralar oldu arkadaşlar. 47.000 şuradan girmişim ben. Bu yükseldi gün içinde 57.000'e. Bu günlük gerçi grafik. Bunun arasında bir 57'ye gitti sonra düştü sonra 60 tekrar oldu her neyse. Burada kapanış 60 küsür gösteriyor ama 57'den sonra arkadaşlar sürekli düşmeye başladı. Aşağıya düştü, düştü. 51'e kadar geldi. Kaçtan satmışım? Bir bakalım tekrardan. Evet, 51.679'dan satmışım arkadaşlar. 47'den girip 51.679. Ama arkadaşlar bakın. Benim sattım, aldım kar şu kadar küçücük lokma kadar yer. 47'den 51'e. Yani şu kadarcık lokma kadar yer. Ben bunu biraz yani kapatsam, bir hafta bakmasam, ne olursa olsun desem arkadaşlar, 47 binlik pozisyona 220 bine gelmiş. 220 bin demek arkadaşlar 47 binin. Hadi 47 50 yapalım. Çok önemli değil. Biraz yuvarlayalım basit olsun diye. Neredeyse %420 %430'luk bir yükseliş. Ve ben bunun sadece %17'lik 18'lik kısmını alabildim. Yani %420 giden bir coin yakalıyorsunuz. Ensenin ensesinden tutuyorsunuz. Ama siz sadece %17 alabiliyorsunuz. Mesela benim yaptığım en büyük hata bu. Ben böyle hatalarımı da sizlerle paylaşmak istiyorum ki sizler de benim yaptığım hatalara düşmeyin, daha büyük paralar kazanabilin diye. Şu anda arkasından bakıyorum, hani yapacak bir şey yok. Gitti, giden gitti. Mesela burada da alabilirdim ama içimdeki işte panik, acaba düşme, hani beklediğimiz patlama olmadı mı? Acaba düşüyor mu? İşte hep bunlar. Mesela benim buradaki hedefim şuydu arkadaşlar. Mesela ben size göstereyim ben bu hedefimi. Bakın. Şuradan çekmem lazım ama bu nedense Binance son zamanlarda biraz o konuda sıkıntı yaptı. Biraz bunu düşüreyim aşağıya. Şuradan. Neyse çok düşmüyor. Her neyse şu kadar. Bu kadarlık bir yükseliş bekliyordum ben de. Şöyle yapalım. Ok işareti arkadaşlar koyalım şöyle. Hani ilk yapmam gereken buna sadık olmaktı. Bunun biraz daha üzerine koyacağım. Azıcık daha çekeceğim. Gerçi bunu yapmışım ama en azından 84 bin lira. Bakın en azından ilk etapta 84 bin lira kadar tutmam gerekiyordu. Hani çıkış fiyatı olarak. Çünkü çanak formasyonu hedefi arkadaşlar destekten direnci geldiği yükseklik kadar ilk etapta kesin yükselir. Yani eğer patlama devam ederse arkadaşlar yükselir. Ben ne yaptım? Ben tabi bunlara hiç sadık kalamadım.
yaptığım stratejiye sadık kalamadım. Ondan büyük hata yaşadım ama bir de coinlerde şunu düşüneceksiniz arkadaşlar. Coin piyasası şu an volatili acayip yüksek. Yani bakın 4 günde borsada en fazla %50 kazanırsınız bileşikle. %10, %10, %10, %10 onun bileşiğiyle en fazlası %50 olur. Burada %400, %500 ya bir gecede bile yükseliyor. Hani 4 günü bıraktım bir gecede bile olabiliyor bazı şeyler. Hani burada volatil yüksek olduğu için hani hisse gibi değil de şuradan şuraya koyup biraz daha esnetebilirsiniz yukarı doğru. En azından mesela ne kadarmış burada? 100 bin lirayı hedefleyebilirdik. Çok önemli değil. Benim yaptığım ilk hata buydu. Bulmakta sıkıntı yaşamıyorum. Sadece çıkış noktalarından önce olan fiyat hareketlerinde satışlarda biraz ne derler arkadaşlar? Panik oluyorum. Mesela bakın ikinci arkadaşlar fil almıştım. Burada fil var. 101 dolardan file girmişim. Bakın 101 dolardan 26 Mart. Ya bu da o 4 gün, bu da 8 gün önce. Çok değil, geçen hafta. 114'ten satmışım arkadaşlar. Bakın 101'den girmişim, 114'ten satmışım. Ya biraz beklesene be hemşerim. Yani biraz bekle, yani ölmezsin ki. Bak şunu arkadaşlar. Hemen kırılım olduktan sonra burada bir yüksel üçgen vardı. Kendi kanalımı çizmişim. İşte bu direnci kırarsa gireceğim falan, her neyse. 101 dolardan bir yükselişte buradan girdik. 114 neresi? Yine lokma kadar bir yer almışım arkadaşlar. Lokma kadar bakın. 101'den nerede 101? Şöyle 114. Şu kadarlık bir yükseklik almışım. Şu kadarlık. Ama ben buna şöyle bir hafta kapatsam ekranı arkadaşlar. Bakın 240 dolara kadar yükselmiş. Bir coin'im %450'ye yakın yükseldi. Diğer coin'im %240 yükseldi. Ama ben fiilden %14, öbüründen %17 alabildim. Neden? Çünkü arkadaşlar mesela bakın bunun da hedefini ben size göstereyim. Bunun da hedefini. Bu yükseliş olduğu yer kadar bakın destekten direnci. En azından bu kadar beklemeliydim. En azından. Yani 165 dolara kesin beklemeliydim. Hani ben geçtim 220, hadi alamayalım. Hani demiştim ya daha biraz önce. Volatili yüksek, biraz daha esnetebilirsiniz yukarı diye. Hadi esnetmeyelim. Hani hedef, teknik analizdeki hedefimiz kadar koyalım. Ben yine bunu yapamadım arkadaşlar. Yine buradaki ufak bir panikle, ufak gün içindeki düşüş, biraz onu aşağı indirdiler, düşürdüler. Hemen çıktık. Sizden ricam benim yaptığım hataları yapmayın. Mesela bakın. Yine birkaç hata yaptım. Mesela ZEM almıştım arkadaşlar. 0.36'dan ZEM almıştım. 0.38'den sattım. Çok az. Biraz beklesene. Ha şu an ne oldu bilmiyorum. Mesela bakalım şu an ne olmuş. ZEM. 0.38.68 yine şöyle. Güzel noktalarda bir hedef belirlemişim. Ama mesela bakın 0.66'a kadar, 0.618'e kadar, Fibonacci'ye kadar gelebilir. Ama ben beklemiyorum. Yani ne gerek var? Azıcık bir kar gördün mü kaç. En büyük hata aslında bu. En büyük hata. Mesela bir diğer hatam ne olmuş arkadaşlar? FLM almıştım. FLM'yi 0.71'den almışım arkadaşlar. Bakın FLM'yi 0.71'den 0.77'den satmışım. Bu da en az 1 dolar falan olduysa, 101 dolar falan. Kafayı yerim şimdi ben. Nerede FLM? A0.84. Hatta 0.96'lara kadar gitmiş. İşte hata burada. Ha, hala benim için şey değil. Bir alım, daha büyük bir kırılma noktası değil ama iyi gördüğüm bir noktadan arkadaşlar uzun süre taşıyamıyorum. Bakın mesela bunu biraz yana çekeyim ben böyle. Bunu biraz yana çekeyim. Şurayı görüyorsunuz. 0.94'e kadar gelmiş. 0.94'e kadar. Ama sağ olsun bu kardeşiniz 0.71'e alıp 0.77'den satmaya çok meyilli ve meraklı. Yani arkadaşlar kısacası çok uzatmayacağım videoda. Göstermek istediğim şey, biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Stop koyun. Bakın siz stopunuza gelmeden şimdi mesela 1 dolara girdiniz. 0.80 ya arkadaşlar. 2 dolar kar diyelim. O yani 1.30'dan satacağınıza bırakın siz toplasın. Ya en azından maliyetiniz olsun. Hani %30 alacağınıza en azından deyin ki nalet olsun, maliyetime satıyorum. Çok önemli değil. Ama böyle %200'lük, 300'lük, 500'lük karlardan oluyorsunuz. Ya ben oluyorum. Umarım sizler de olmazsınız bu videoda ve bu yaşadığım tecrübelerde sizlere arkadaşlar bir örnek olur. Beni bu dakika kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki video ve yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.